Merhabalar, iyi günler. Merhaba. Pito, sen her şeyi biliyorsun. Zaten süreci yakından takip ediyorsun. Sen niye el kaldırdın ki? Ya ben aslında oyun içi problemleri söyleyecektim. Yani Ticket'tan, forumdan gene dile getirdim ama düzelmeyince yine buradan da dile getirmek istedim bazı problemleri. İzniniz olsun tabii ki. Şimdi düzelmeyince diyorsun da günlük 2000 ticket geliyor. Günlük o 2000 tane sorunun düzelmesi mümkün mü sence? Evet, Değil. haklısın tabii ki. Birçoğu artık yani bizim takip ettiğimiz bir drive dosyamız var. Üzerinden işlem yaptığımız ve onların hepsi böyle geldikçe alta ekleniyor alta. Kim o konuyla ilgili başlıkla kim ilgilenecek onun ismi yazıyor. Hatta kimin bildirdiğine kadar yazıyor bizde. Yani konu ve sorun yazıyor. Hemen yanında bildiren yazıyor. Hemen yanında sağında da ilgilenen ekip arkadaşımızın ismi yazıyor. Bu şekilde tamamladıkça onu yeşile çeviriyoruz. Öyle öyle tamamlaya tamamlaya geçiyoruz. Veya farklı notumuz varsa sağ tarafına not geçiyoruz. Olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz. Hani yapılamaz şu nedeni şudur. Ya da Evet. şu şekilde bir güncelleme yapıldı falan diye not düşüyoruz. Hepsine şu an yetişmemesi normal çünkü yapılacak çok iş var. Zaten problemlerin hemen giderilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Bayağı sıkıntılı şeyler var. İstersen sorularıma geçeyim. Tabii. Ya 4 sorum olacak benim. Dead Valley'de rakip oyuncuları ilk gördüğümüzde anlık FPS dropluyoruz ve o an oyun akışını çok bozuyor bu olay. Bilgisayarımız kilitleniyor. SSD kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. Tamam. İkinci sorum, karakterlerin skillerinde gecikme var. Animasyon gerçekleştirdikten 1,5 saniye sonra yeteneği kullanıyor geliyor. Örnek Assassin skilleri, Dash, Adrenalin, Kamuflaj gibi. Priest skillerinde de gecikmeler var. Yani Priest partisindeki kişi koşarken buff attığında buff'a atmıyor. Alandan çıktığı için mi atmıyor bilmiyorum. Bir problemler var. Bunların hepsini Ticket'tan, forumdan dile getirdim zaten. Size de söylemek istedim. Üçüncü sorum, slot baskınlarında karakter isimleri çok aşırı uzaktan gözüküyor. Çalıdayken, taş arkasındayken, gizli yerlerden isimler aşırı uzaktan gözüküyor. Yani sen, ben buradayım diyor resmen. Ya slot'taki oyuncular erkenden fark ediyor, kaçıyor. PvP zevkinde kaçırdığını düşünüyor. Dördüncü sorum da son sorum. Oyunu gerçekten anlayan oyunculardır ve sizin de oyundaki sorunları daha yakın oyuncu gözünden takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ya ilerleyen zamanlarda oyunu sizler de ekip halinde aktif olarak PvP olsun, PvE olsun oynayacak mısınız yoksa sadece gelen şikayetleri mi değerlendireceksiniz? Bu kadar. Tamam. Son sorundan başlayayım. Yine tersten gideyim ben. Sıcağı sıcağına cevap vermiş olayım. Oyunu oynamamız gerekiyor. Aynen şunun gibi düşünebilirsin. Bir belediye başkanı var ama sokaklara çıkmıyor, gezmiyor. Evet. Orada insanların sorunu hakkında ya da yaşadıkları şeyler hakkında bilgi sahibi olabilir mi? Olamaz. Yani biz de sadece dışarıdan gözleyerek oyuncu ne yaşıyor, ne sorunları var biz bunu göremeyiz. O yüzden bizim illaki ekibimizden bir parça, bir kısım veya büyük bir kısmı sürekli hem oynayarak hem testini yaparak bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü yerinde görmemiz gerekiyor. Yani sadece anlatımlarla bunu anlayamazsınız. Sizin bazen birçok şeyi yerinde bizzat görmeniz gerekiyor. Örneğin vatandaş diyor ki işte metrobüslerde şöyle bir sıkıntı var. Orada yönetimin metrobüse binip birkaç gün veya işte binip onu kendi birebir yaşaması lazım ki ne tür sorunlar olabiliyor? Girişlerde mi sorun var, çıkışlarda mı sorun var, başka şeylerde mi sorun var? Bunları bizzat görmesi gerekiyor. Oyunda da aynı şekilde. Oyuncu şöyle şöyle şuralarda sorun var diyor. Aynı şeyi belki simüle ederek kendisinin yaşaması ve onu yerinde tespit etmesi gerekiyor. Çünkü bazen oyuncu kendi görüş açısına göre bildirimde bulunur. Geliştirici çok daha farklı bir gözle bakıp daha farklı bir eksik ya da farklı bir şey yakalayabilir. Yani bizim onu her türlü kendimizin görmesi gerekecek. Diğer konuya geçiyorum. Slot baskını demişsiniz. Şimdi savaş alanlarında isimlerin eğer uzaktan daha çabuk görünüyorsa bununla ilgili çalışma yapılabilir. Eğer bir sorunsa bunun değerlendirmesi yapılır öncelikle. Her bildirimin öncelikle bir değerlendirilmesi yapıyor. Her bildirim direkt yapılacak, uygulanacak diye bir şey yok. Değerlendirmesini ciddi bir şekilde yaparız. Ve aynı kanaati gösterirsek biz de oyuncuyla birlikte ona uygun bir değişiklik yapılır. Hatta şöyle bir şey bile yapılabilir. Yüksek çalılar olabilir. Bu yüksek çalılarda aynen MOBA oyunlarda olduğu gibi çalıların arasına girdiğinizde
hedef alınamama durumu bile olabilir. Bunun Evet. bile geliştirmesi yapılabilir. Böyle Mesela olunca işte arkada çalılar var, yüksek çalılar var. Yani base'den görebiliyoruz o çaldaki kişiyi. İsmini işte onu söylüyorum. Eğer mesela oraya tanımlama yapılır, gerekli ayarlamalar yapılır ama bunların işte birçok şeyin de sisteme ne kadar yük bindirdiği, ne olduğu yani bunun tartılması gerekiyor. Birçok şey böyle kağıt üstünde ya da bahsedince çok kulağa hoş geliyor ama uygulanabilirliği çok önemli. Bunlara bakmamız önemli. İşte mesela örnek veriyorum işte az önce aklıma geldi diye söyledim. Bir MOBA oyununda olduğu gibi böyle çalıların arasında bile durup işte yanında birden geçerken bir baskın yapabilirsin. Başka bir şey rakibini avlayabilirsin. Çünkü suikastçı dediğin sadece görünmez olarak değil aynı zamanda kamufle olarak da bir şeyler yapabilir. Veya diğer sınıflar. Yani bir büyücü sınıf belki takım olarak bir yere saklanabilecek, bir yerde kamufle olabilecek, farklı bir baskın yapabilecek. Yani rakibi gafil avlama gibi şeylerin de olması biraz daha böyle farklı şeyler, görüntüler ortaya çıkarabilir, eğlenceli olabilir. Ama dediğim gibi bunların hep mesela testlerinin yapılması, getirisine götürüsüne bakılması lazım. Acaba işte çok fazla sorgu mu gidecek, sistemi yoracak mı, sonucuyu yoracak mı gibisinden. Hepsinin bunlara bakılması lazım. O isimlerin erken görünme olayı da dediğim gibi bakılır, değerlendirilir. Ona göre hareket edilir. Şu an hani sıra gelmemiş olabilir. Birçok konu var. Yani yüzlerce, binlerce konu var. Hepsi yapılıyor. Hepsinin üzerinde çalışılıyor. Yani önemsiz, önemli demeden. Tabii bazen çok ince şeyler de bildiriliyor. Onlar biraz daha sonra yatılıyor ama örneğin çok küçük bir harf hatasını bildirebiliyorlar. Farklı şeyler. Bunlar zaten düzeltilecek ama şu aşamada veya işte küfür bildirimi oluyor. Başka şey bildirimi. Yani günde 2000 tane ticket geliyor. Bunun 300-400'ü küfür bildirimi oluyor. Orada okuyanın da vaktini alıyor. Biz de onunla mı uğraşacağız? Geliştirme mi yapacağız? Derken böyle böyle vakit gidiyor. Yani şu an vaktimiz çok değerli. Kaybedecek hiç vaktimiz yok. Ve vaktimizi çok efektif kullanmamız lazım. Yani her bildirime sıra gelecek sözünüzü. Onun dışında animasyonun erken veya geç yansıması ile ilgili bir şey söyledin. evet. Aynı şekilde o da beta'da ağırlıklı olarak düzeltilir. Şu an zaten yeteneklerin son hali değil karakterlerde. Bunlarda birçok değişiklik olabilir. Bahsettiğim gibi o geçen saatlerde bahsettiğim gibi hani hiç gitmediğin bir ülkeye gidip aslında orada kendi ülkenden bir şeyler bulabilmen gibi. Ama sonrasında o ülkenin tekrar şu yabancı haline bürünmesi gibi böyle bir değişiklik durumu olabilecek. Ama bunu birden yapmayı düşünmüyoruz. Siz daha oyuncularımızın geçmiş dönemdeki daha çok oyuncularımızın bu tarz talepleri var diye çok biz ilk yıllarda bile anketler falan da yaptık. Yani böyle direkt şöyle bir şey yapalım, şöyle bir planımız var, şöyle bir düşüncemiz var, şu tarz bir oyun yapalım diye başlamadık. Bunun çalışmasını, fizibilitesini yaptık, anketlerini yaptık, insanlar ne istiyor gibisinden. Yani kafamıza göre bir şeyler yapmadık. Bu şekilde talepler vardı. Oyuncuların istediği tarzda bir oyun yaptık. Sonrasında zamanla bu kitle farklı farklı grupları da içerisine aldı tabii ki. Biz onlara da saygı gösteriyoruz. İlk başta bu şekilde istendi, bu şekilde olmak zorunda da diyemeyiz. Herkesin gönlünü bir şekilde yapabildiğimiz kadar yapmamız lazım. O yüzden iki tarafının da arasında denge kuracak şekilde veya gruplar arasındaki dengeyi kuracak şekilde geliştirmeler, iyileştirmeleri zamana yayacak şekilde yapmamız lazım. Animasyonla ilgili de dediğim gibi beta'da ağırlıklı olarak düzenlemeler yapılır ama siz bildirimlerinizin hepsini yapın. Onlar sırayla zamanı geldikçe yapılır. Onun dışında bir de anlık yükleme oluyor gibi bir şey dedin. Hani anlık yeni bir oyuncuyu görünce birden bir Bilgisayarımız donuyor birden. Ya kısmen optimizasyondan kısmen senin bilgisayarından da kaynaklanıyor olabilir Aynı şey bilemiyorum. 2080 kullanan arkadaşıma da soruyorum. O da aynı şeyi yaşıyorum diyor. Anladım, anladım. O zaman yani genel bir sorun olabilir, farklı şeyler olabilir ya da ayarlarınızı tam stabil bir hale getirmemiş olabilirsiniz. Hem düşük görünüyor. Ayarlarınızı bir kontrol edin isterseniz. Özellikle bazı ayarlar mesela çok gereksiz yük bindirir oyuna. Hani böyle çok büyük görsel şeyler katmaz ama çok gereksiz yük bindirir. Mesela shadow yani gölgelendirmeler gibi.
Onlara bakarsınız. Belki onlara bir tık düşürürsünüz. Farklı farklı şeyler deneyebilirsiniz. Tabii şu aşamada. Yani siz bu şekilde oynayın, bu şekilde kabul edin diye demiyorum. Biz hani geliştirmelere, iyileştirmelere devam ederken en azından bu süreçte o şekilde bir çözüm üretebilirsiniz kendinize. Ama biz de diğer yandan kendi çözümümüzü üretmeye çalışıyoruz optimizasyon anlamında. Teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim. Davet gecikirse yeni birini alalım hemen. Uzun süre beklemeyelim. Tamam. Merhabalar Burhan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle tüm ekibi tebrik ediyorum. Çok özür diliyorum. Ben bir alabilir miyim? Evet. Çok bir su alacağım. Pekala, afiyet olsun. Alfa'ya göre muazzam bir çalışma olmuş. Alfa aşamasına göre yani müthiş bir oyun oynuyoruz. Evet, dinliyorum şu an. Sorum şey olacak. Bana izleyicilerimden bir mesaj gelmişti. X bir e-pin sitesi şey söylemişti. İşte donate bar'ı kaldırıyormuş vesaire. Bu tarz bir canlı destekten bir yazı aldım. İşte PvP yayını yapmak yasaktır tarzında. Resmi sürüm yayınlandığında bu sitelere yaptırım olacak mı? Bizim şu aşamada herhangi bir app'in çalışmamız bulunmuyor ama herkes yaptığının da karşılığını alır. Anladım. Sorun buydu sadece. Çünkü birçok yayıncı bundan muzdarip oldu. İşinize yararsa da elimde video kanıtları da var. Ya Burhan biz Bey bilgi kimseye olsun. düşman değiliz. Böyle zorbalıkla da bir şeyler yapmayız. Gayet iyi niyetle iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama zorbaya da veya işte kötü niyetli insana da karşı tavrımızı gösterecek durumdayız. Yani biz böyle, ben de şu an burada böyle gayet naif bir şekilde bazı şeyler anlatıyor olabilirim ama insanına göre de tepki verebilirim. Anladım. Bu cevabı aldım. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan arkadaşlara da sıra vermiş olayım ben. Merhaba. Merhabalar. Benim de birkaç tane sorum olacaktı ama ona geçmeden önce ben de diğer arkadaşlarımın söylediği gibi emekleriniz için gerçekten teşekkür ederiz. İlgilendiğini görmek insanı mutlu ediyor. Yıllarca bu oyunu oynamış kişiler olarak ya da bu tarz oyunlar oynamış kişiler olarak. Biz teşekkür ederiz. Sizin bu ilginiz olmasa bizim yaptığımızın hiçbir önemi olmaz. Aynen şöyle, insan hani hem ticket gönderiyoruz, hem forumdan yazıyoruz, hem de Discord yoluyla açıkçası istisnasız her birine geri dönüş oldu yaptığımız bu yorumların. Hatta bunun patchlerle karşılığını bulduğunu görmek bizi mutlu etti. Öyle söyleyeyim. Ekipçe de aynı zamanda böyle. O yüzden teşekkür ederiz tekrardan. Birkaç tane hem öneri hem de soru gibi not almıştım ben. Bir tanesi şu. X kasarken görev itemlarının yani item toplama görevli olan X görevlerinin drop rate'lerinin bir tık 8 kişilik parti için her görev için bunu söylemiyorum. Ama mesela 20 tane 15 tane isteyen görevler için 20 tane istediğini düşünsek 8 partinin bu işi yaptığını düşünsek 160 tane yapar. Yaklaşık 6-7 tane de bir bu item'ın düştüğünü düşündüğümüzde de bu süre çok fazla uzayabiliyor. O yüzden drop rate ile ilgili yani item toplama görevleriyle ilgili belki bir güncelleme yapılabilir diye düşündük. Birincisi buydu. İkincisi bu oyunda bir level karakterlere dash scroll ya da X scroll gibi
hediye olarak görev karşılığı verilen iPhone'ların bir şekilde yançarlar yoluyla, yani bu işten para kazanmak isteyen kişilerin yançar açarak bunu oyun parasıyla sattığını, oyun parasıyla da bunlar satılabiliyor oyunda. Şu an insanların ihtiyacı olabiliyor. Bu satışlardan sonra da belli bir para birikiminden sonra oyun parasının gerçek paraya satışına dönüştürüldüğüne tanık olduk. Bunun devamında da oyunun hızlı bir şekilde alfada oluyor olmasına rağmen eksikluluk oradan alıp MPC'ye koyması bunun önüne geçti açıkçası. Ama sadece o önüne geçti. Şu an aynısı 5 pool'da geçerli. Bu sefer onların fiyatları arttı. Yine bu tarz pool'ların belki NPC'lerde satılması oyun parasının gerçek paraya dönmesini engelleyebilir diye düşündük açıkçası. İkincisi buydu. Üçüncüsü, pek çok arkadaş bunu sordu. PvP'deki işte skill'lerin geç düşmesi, delay olması, skill failed vermesi gibi pek çok problem vardı. Bunları siz genel olarak beta'da düzelteceğini söylediniz. O yüzden bununla ilgili sıradan başka bir şey sormayacağım. Hani buydu benim de söyleyeceğim. Pek çok şey var. Özel olarak yani karakterin şu, özellikle bu karakterin bu şeklinde genelde de mevcutların TP'leri ve Price'ların skill'leriydi. Bu special, bu bir merak açıkçası. Ben oynadığım oyunlarda hiçbir zaman karşılığını bilemedim. Belki benim bilgi eksikliği. Size sormak istedim. Elemental Resistance kısmında karakterlerin, Price'ların da bir skill'i var, hatta bunları 125'er arttırıyor. Special Curse ve Poison Damage. Fire, Ice ve Lightning Damage'in ne olduğunu biliyorum ama özellikle Facial Damage'in ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu ben dediğim gibi belki bilgi eksikliğim, belki az araştırdım. Poison vuran da bir yaratık görmedim, mob görmedim. Karşılığı varsa ya da buna dair en azından bir rehber tarzı bir şey olursa biz de öğrenmiş oluruz. Son öneri ya da sorumda. Klan liderleri, asistleriyle ilgili bir çalışma yaptınız. Bence gayet de güzel oldu. Tek bir bununla ilgili önerimiz var. O da klan lideri ya da asistlerinin isimlerinin Death Valley alanında karşı ırk tarafından altı çizili şekilde, en azından bu şekilde görülmemesi. Kendi ırkımız tarafından evet hani altı çizili görülebilir ama karşı ırk tarafından en azından bütün klan yani oyuncuların isimlerinin aynı gözükmesi bir alternatif öneri olabilir diye düşünüyorum. Onun nedenini sorabilir miyim? Yani neden görülmesini istemezsin mesela? Şöyle, yetkili olduğunu neden görmesini? Yetkililikle değil de şöyle, hani PvP alanı orası ve PvP alanı da bu, bir tabii ki bu yaşanmışlıkların sonucu bir birikim söylediğim şey. PvP alanında da işte partiler birbirleriyle savaşıyorken klan liderleri ya da asistlerinin ismini söylemek, yani da o karaktere insanları yönlendirmek daha kolay. O insanların da bunu daha bulması daha kolay bir hale geliyor. Bu yüzden bunun bir çözümü tabii ki bizde de olabilir. Klan lideri ve asistlerini başka bir karakterler atılıp PvP yapılmayan karakterlere gönderilebilir. Bu da bir alternatif. Daha önce de bu yolları seçtim. Ama bu... tamam, sen bitir, ben öyle başlayayım. Bu şekilde, yani daha önce bu yolları seçtim. Sadece hani yetkilileri sadece PvP alanında, Morodon'dan falan bahsetmiyorum. Morodon'un tabii ki her... Şimdi şöyle, tarihteki savaşlarda da ordunun başındaki her zaman bariz belli olacak şekilde ya farklı bir atı olur ya da farklı bir şekilde duruşu olur, bir şeyi olur. Bu şekilde bile hani ordu komutanı bile belli olacak şekilde bir savaşa giderler. Yani bunun belirli olmasında ben bir beis görmüyorum, yani bir sakınca görmüyorum. Ama hatta böyle liderlerin, yani o başındaki kişilerin daha çok liderlik etmesi ve daha korkusuz olması adına bundan hatta çekinmemeleri bile ya da tam aksine daha çok göstermeleri, hatta kendi ekibine karşı belki siper olur gibi bir şekilde hareket etmeleri bence daha iyi olabilir. Ama bu demek değildir ki sana kesinlikle katılmıyorum. Olabilir. Şu anlamda olabilir. Yani gerekçesi bu değil ama gerekçesi şu şekilde olabilirdi. Ya işte altı çizili oluyor falan, gereksiz, oradaki her bir çizgi gereksiz bir görüntü, yani gereksiz bir kalabalık oluşturuyor. Olabildiğince sade olmak adına bu çizgilerin kullanılmamasından yanayım mesela diyebilirsin. Bu çok daha bence... Göremedik. Detmeleyanların çok dolu olmadığı için böyle bir anı hani bu şeyde bu sorulurdu. Göremediğimiz için onu böyle bir şey söyleyemiyorum şu an. Hani acaba lag yapar mı ya da böyle bir
karmaşa olur mu çok fazla klan başkanı olduğunda, ama bir şey diyemedik, göremedik. Anladım. Yani sen yine bildirimini yap. Notlarımızı ekleyelim. Sırası gelince yine değerlendirelim. Uygun görülürse illaki bir ve uygun bir şey bulunursa sen, yani siz hepiniz herhangi bir şeyi bildirirken alternatif bir çözüm de bildirebilirsiniz. Bildiriminizi yaparken veya bir şeyin yanlış olduğunu ifade ederken şu nedenle diye de belirtebilirsiniz. Ve alternatif de bu da olur diyebilirseniz mesela iyi olabilir. Yani şu anlamda iyi olabilir. Biz şu an oyun geliştiriyor olabiliriz ama hiçbir şeyi %100 bilemeyiz. Hiçbir şeye %100 hakim olamayız. Tabii ki birçok şeyi iyi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin iyisini yapıyoruz ve iyi de yapıyoruz şu zamana kadar. Ama bu demek değildir ki ben şimdi yıllarca oyun oynamış olsam bile illaki her birinizin benden üstün, yani farklı bildiği bir şeyler çıkacaktır yani. Hiç hepinizden birden daha iyi biliyorum diye bir iddia içerisine giremem. Bu yüzden bu tarz şeyleri de bildirmekte fayda olabilir. Ufuk açar yani. Aklımız bazen tıkanırsın. Orada bahsedeceğin bir kelime farklı bir ufuk açabilir. O yüzden bu tarz şeyler de olursa ekleyebilirseniz sevinirim. Rakip görmeyle yetkiliyi görme konusuyla ilgili demiştin. Ondan önce de Special Resistance statıyla ilgili söylemiştin. Bunun ne olduğuna dair. Şimdi bazı özel yetenekler olacak. Bu çok net bilgi vermeyeyim. Bir sınıfa ait de olabilir. Bazı sınıfların bazı yetenekleri de olabilir. Buna yönelik bir rezistans olacak. Ondan önce yine hediye scrolllarla ilgili bir şeyden bahsettin. Hediye scrolllar normalde ruh bağı olarak düşünülüyor. Yani ruh bağı olarak verilecekti zaten. Ama şu aşamada biz ruh bağını aktif etmediğimiz için oyuncular kendilerince farklı farklı şeyler yapmış oldu. Ama işte bunların aslında bu aşamada serbest olması da bir yandan iyi. Bak görüyoruz mesela işte oyuncular ne tavır içerisine giriyor, bunu görmüş oluyoruz. Ama biz ilk baştan direkt ruh bağı yapsaydık farklı farklı senaryoları çok iyi göremeyebilecektik. Bu senaryoların şimdi farklı tüm yani şeylerini, alternatiflerini görmüş oluyoruz bu şekilde. Yani böyle bir faydası da var bize. Ama dediğim gibi resmi sürümde ruh bağı olacak o tarz eşyalar, görev eşyaları falan. Şeylerde, scroll'larda da olacak. Öyle mi? Tabii. Mağazadan aldığınız şeyler, eşyalar zaten size bağlı olacak. Hiçbir şekilde açılamayacak. Yani ruh bağı açma eşyasıyla bile belki açamayacaksınız. Onun dışında diğer görevlerden yani, elde ettiğiniz işte epik ürünler olsun, diğer şeyler olsun, birçok şey ruh bağı düşecek yani yine size. Yani bu şunun için önemli. Eğer siz ruh bağı yapmazsanız insanlar yeni yeni sürekli karakterler açıp bu şekilde bir grinding'e gitmeye çalışır. Bu şekilde bir farmlamaya gitmeye çalışır. Bu da oyuncunun artık bazı şey açığını yani bunu bir açık gibi kullanmasına yol açar. Bu da hoş olmaz. O konuyu da netleştirdiğimizi düşünüyorum. Bir de item toplama, yani eşya toplama görevlerde eşya toplamayla ilgili bahsetmiştim. Görevleri hazırlarken şu şekilde hazırladık aslında. Dikkat ederseniz grup grup. Mesela işte fare grubu, mantar grubu, evet. İşte schoolwinklerin olduğu grup o şeyler. Sonra nedir mesela şeyler, funny tale'ların, o tale'ların grubu. Hep böyle fark ettiyseniz üçlü gruplar, dörtlü gruplar şeklinde. Ve bunları görevlerde de işte 10 tane öldür, 20 tane öldür, 15 tane öldür. Bunların bir tanesinde yani toplama görevi bazılarında birinciden ikincinden sonra açılıyor. Bazen sonuncusundan sonra yani üçüncü, dördüncü parçadan sonra, görevden sonra açılıyor. Yani aslında 5 adet görev limitiniz var ya, her limitte o grubu, bir tane grup yapmanız en faydalı şekilde hareket etmek olacak. Ve toplama görevlerini en sona bırakın. Çünkü her grupta, yani grubun, o görev grubunun her birinde drop elde edebiliyorsunuz. Eşyayı elde edebiliyorsunuz. Tek bir yaratıktan düşmüyor. O grubun hepsinden düşüyor. Mesela diyelim peynir mi düşecek? O farelerin tümünden peynir düşüyor. Görev belki hemen birinci fareden sonra çıkıyor ama tüm farelerden peynir düşüyor. Veya işte tüm mantarlardan stick düşüyor. Veya işte nedir? Funny tail'lardan mide düşüyor falan filan böyle. Yani aslında
olmamıza rağmen aslında zor. Şöyle bir konu var, onda haklısın. Eşya düşme oranları partiye uygun değil. Solaya uygun, partiye uygun değil. O da o konuda bir düzenleme tam yapılması gerekiyor. Onun dışında bir sorun yok şu an. Ama partiye göre de düzenleme yapıldıktan sonra, yani şöyle olması gerekiyor. Mesela diyelim ki 10 tane, şu an şu şekilde ayarlı. Bir görevde 10 tane öldür diyor. Sana mesela 5 tane topla diyorsa, senin en fazla o yaratıktan 12 tane falan daha, 12 tane kesince toplama görevini de bitirmiş olman gerekiyor. Yani en fazla normal kesme görevini bitirdikten sonra birkaç tane daha kesip toplama görevini de otomatikman bitirmiş olman gerekiyor. Bunun matematiği bu şekilde ayarlandı. O da şöyle oluyor. 5 tane toplattırıyorsak sana ve 10-12 tane kesmen gerekiyorsa, böylece ne oluyor? %24 oranla düşme ihtimali oluyor. Yani orada artık senin yani %24 oranla düşeceği için her ortalama 4 taneden birinde ya da 3 taneden birinde düşmesi gerekiyor. %24 yanlış da söylemiş olabilir. Neyse. Yani sonuçta ona göre bir oran var. Ona göre bir solonun, sol oyuncunun elde etmesi gerekiyor. Partide işte dediğim gibi tam bir ayarlama yapılması lazım. O da yapıldıktan sonra bir sorun olmaması gerekiyor. Parti 2 kişilikse 2 katı oranda elde edecekler. 3 kişi ise 3 katı oranda, 8 kişi ise 8 katı oranda. Yani bir eşyayı düşürme şansı, görev eşyasını düşürme şansı base'inde, yani temel oranı %10'sa, 8 kişilik bir partiysen eğer %80 oranında düşmesi lazım. Evet. 5 kişiysen %50 oranında düşmesi lazım. Bunun tam ayarlaması yapılacak sadece. Yani özellikle Haggard görevlerinde yani gerçekten fahiş bir pazar var orada. İnanılmaz parçalar oyun paralarıyla yüksek miktarlara satılıyor. Bunun sebebi o görevler yapılırken gerçekten az sayıda düşmesi ve gerçekten Haggard'daki görevlerdeki yaratıkları kesmek her zaman kolay olmuyor. Belki böyle olmalı zaten. Böyle olmalı. Kolay olmamalı. Ama biraz daha hani zor, yani şey anlamında parçalar az düşmesi zor oluyor diye. Evet. Ya işte dediğim gibi olması lazım. Hani en fazla. Normalde de öyledir. MMORPG'lerde. 10 tane kesici, yani 10 tane öldürüyorsan bir yaratıktan ve senden 5 tane toplamanı istiyorsa, seni 10 tane öldürme görevini yaptığında envanterinde 4 tane falan olması gerekiyor minimum. Yani belki şansına göre 3 tane olur ya da direkt 5 taneyi de toplamış olman gerekiyor. Genelde böyle eş değer gider ya da çok ufak bir kaç tane daha öldürerek o görevi tamamlamış olman gerekiyor. Yani 10 tane kestim, o görevi tamamladım, ardından 30 tane kestim, toplama görevini tamamladım gibi bir mantık olamaz. Onu da bahsettim işte, partide şu an öyle. Solo'da herhangi bir sorun olmaması lazım. Parti ayarlaması da daha doğru bir şekilde yapılacak. Çok özür dilerim. Son bir şey ekleyeyim. Ondan sonra soru da değil bu. Sadece bir ekleme yapacağım. Teşekkür ederim bu arada işten cevaplarınız için. Görev çeşitliliği düşünüyor musunuz? Hani dungeon'ı biz bilmediğimiz için, yani dungeon biliyoruz ama bu oyundan dungeon. Görev çeşitliliği olacak ve kısmen hikayeli görevler de olabilecek. Hikayeden kastım şu. Mesela işte Dorian'dan Protean Kingdom'a gittin. Gittiğin anda işte böyle belki bir yere gittiğinde orada bakacaksın, yerde yatan insan var, böyle savaşmış asker var. Sana diyecek ki işte falanca yerde orklar bize, köyümüze saldırdı. Oraya gideceksin, orkları işte öldüreceksin vesaire. Sonra döndüğünde o adam sana bir hikayesini anlatacak. Diyecek ki işte ben aslında falan filanın oğluyum. İşte belki işte geçmiş dönemdeki şu kralın oğluyum. Şöyle şunu yapıyordum da şöyle oldu. Başından geçeni anlatacak. Sonra ardından başka bir talepte bulunacak belki. Onu yapmayacaksın. O seni başka bir hikaye, yani başka görevlere yönlendirecek. Böyle böyle görevler de olmasını istiyoruz. Düşüncemiz var ama bunu hangi aşamada ne şekilde entegre edebiliriz bilmiyorum. Yine bunların yanı sıra görevde iş, örnek veriyorum, deniz görevleri olabilir. Denizin içine, yani dalıp suya dalıp inci toplarsın, farklı şeyler olur ama bunların hep bir mantığı olmalı. Git kafana göre şundan topla getir gibi değil. Şu aşamada sadece bizim ya tabii belirli bir metin de hazırlandı özellikle Dorian ve krallıklar tarafında ama sonrası
sonraki haritalarda zaten fark ettiyseniz görev metinleri yok. Kısa kesilmiş durumda. Sadece ne yapman gerektiği yazıyor. Çünkü onlar çok ciddi çalışmalar istiyor. Belirli, yani bir de fark ediyoruz zaten. Çoğunuz okumuyorsunuz. Bakmıyorsunuz bile. Yani şu aşamada o yüzden çok ciddi üzerine düşülmesi gerekmiyor bizim açımızdan. Metin veya diğer şeyler açısından. Ama resmi sürüme kadar da böyle derin bazı görevlerin olması gerekiyor. Örneğin işte bir bahsettim daha önce de. Bir Gorgon slot, yani slotuna gideceği zaman bir bakacak işte orada donmuş adamlar var. O bir işte bir tane belki kadın olacak yerde başka bir donmuş heykelin yani adamın yanında ağlıyor olacak. Diyecek işte benim kocam böyle böyle Gorgonlar tarafından saldırıya uğradı. Dondu. Onlar işte dikkatli ol, uzun süre bakarsan insanı dondurabiliyorlar falan filan gibi. Sen yine aynı şekilde gideceksin o mücadeleyi verirken uzun bir süre yüz yüze bakmam, yani yüz yüze durmamaya çalışacaksın. Yüz yüze durunca seni de belki işte 5 saniyenle 10 saniyenle taşa çevirebilecek, donup kalacaksın belki. Bunlar yapılamayacak şeyler değil ama zamanı da daha henüz gelmemiş şeyler. Çünkü biraz daha ilerisinin beta ve sonrasının işleri. Bunları ara ara böyle bahsediyorum. Olabildiğince böyle şeyler eklemeye çalışacağız. Veya farklı bir yere gideceksin. Örümcekler var. Yukarıdan işte böyle ağlara sarılmış bir tane adam var diyelim. Onu kurtarmaya çalışacaksın. Önce farklı bir şey yapacaksın falan. Sonra gideceksin belki bir yerde şey olur. Böyle ne derler? Lever derler şeylerde de. Türkçesinin aklıma gelmedi. Böyle bir kol olur. Onu çekersin. Belki o düşer. Adamı kurtarırsın vesaire falan. Böyle şeyler olabilir. Bunlar daha çok MMORPG değil de RPG'de daha çok oluyor. Yani online olmayan versiyonlarında falan daha çok oluyor. Single player tarzında olanlarda. Ama MMORPG'lerde de bunu çok güzel yapanlar, iyi yedirebilmiş olanlar var. Tabii onlar büyük firmalar. Biz direkt ilk aşamada onlar gibi böyle en mükemmel şekilde yaparız diyemiyoruz. Ama yapamayız da diyemiyoruz. Bunları yapabilecek gücümüz var, yeteneğimiz var. Sadece zamanı gelmedi veya işte yavaş yavaş yapacağız. Yani birden her şeyi yapamıyoruz. Çünkü çok şey yapılması gerekiyor. O kadar çok kalem var ki yetişmiyor yani. Hani evet. İkinci kez MMORPG yapın deseniz ve birisi de ödül koysa dese ki $200 milyon vereceğiz. Girmez yani. Şu an ekipten kimse o işe girişmez yani. Öyle bir iş. Doğrudur. Zor. Gerçekten zor. Yani biz de saatlerce, günlerce hep aynı yaratığa MOBA vurup level atlamak biraz böyle kısa bir hale gelebiliyor. O yüzden öyle söyledim görev çeşitliliği yanım. Görevler bittiği zaman artık yapacak bir şey kalmadığında hep aynı MOBA vurmak ve o partileri aramak, bunların da günler sürmesi. Şunu diyorsan eğer zaten zindanları, raidleri, rift gibi şeyleri düşünüyoruz. Klanca yapabileceğiniz, solo yapabileceğiniz veya işte grup mesela diyelim ki bir tane zindan tarzı olacak ya da raid tarzı olacak ama 4 kişi girebileceksin ve 4 farklı sınıf olacak. Her sınıftan bir kişiyi almak zorunda olacaksın. Onu tamamlayınca girebileceksin ve günde belki işte örnek veriyorum bir tane kendi şehrinden girebileceksin. Onun dışında etkinlik olduğunda farklı bölgelerden belki girebileceksin. Böyle şeyde yani zaten bizim en büyük amaçlarımızdan biri de şu. Oyuncu böyle monoton takılmasın. Her gün aynı şeyleri yapmasın. Yani sabah kalktım bugün yine aynı şeyleri yapıyorum. Ertesi gün yine aynı şeyleri yapıyorum. Böyle olmaması lazım. Bir hedefinin olması lazım ve hedefinin bitmemesi lazım. Yani endgame'e de aslında bence ulaşmaması lazım. Çünkü ben endgame'e ulaşınca da sıkılıyorum. Ama endgame'e ulaşınca kısa bir süre sonra artık oyuncular yeni bir patch'in yani büyük bir güncellemenin hazır olması, yavaş yavaş oyuna eklenmesi gerekiyor ki oyuncular artık sıkılmasın, sürekli aynı şeyleri yapmaktan sıkılmasın. Yenilikçi veya işte yeni etkinlik eklersin, başka bir şey getirirsin. Aylık mesela bir turnuva yaparsın, başka şey. Yani sonuçta bir monotonluğu kırmak adına yapılabilecek çok şey var. Biz de bunları yapmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bazı soruları bilerek uzatıyorum cevabını. Onunla ilgili benzeri soru sorulabilecek olanlar varsa onların da sorusuna cevap olsun. Yani bir soruda 2-3 tane sorunun cevabı çıkar belki diye. Ve net anlaşalım.
yarın öbür gün yine aynı sorular geliyor çoğu zaman. En azından bir kısmını elemiş olalım diye. Merhabalar. Evet. Merhaba, hoş geldin. Benim sorum çok kısa. Upgrade sistemiyle ilgili. Şimdi oyunda rare itemlar var, epic itemlar var. Şimdi örnek vermek için elimde Priced Elite Bolt var. Bu artı bir rare item. Ben bunu artı 7 yaparsam eğer bu epic olacak zannedersem. Bunu artı 5'ten artı 6'ya basarken rare item upgrade scroll ile basmak ile legendary item upgrade scroll ile basmak arasında bir rate farkı var mı? Şu an bir fark yok. Ama ileride olur mu? Onu görüşmek lazım. Yani bunu olursa eğer bu açıklanır mı oyunculara yoksa? Tabii ki açıklanır. Bu eşyanın bile üzerinde açıklanması gerekiyor. Böyle bu kadar bariz şeylerin de gizlenmesine gerek yok. Hani bazen söylüyoruz ya, bazı şeyler gizli kaldıkça güzel falan, ama bu tarz şeyler de değil. Neler gizli kalmalı? İşte hangi yaratıktan ne düştüğü gibi. Veya işte belki en fazla upgrade rate'i, success rate'i, işte bu tarz şeyleri en fazla paylaşmazsın, etmezsin. Onu bile paylaşabilirsin aslında, ama olmaması da bir yandan böyle farklı güzel spekülasyonlara yol açabiliyor. Oyuncular kendi arasında farklı şeyler düşünebiliyor, böyle farklı yorumlamalara gidebiliyor. O yüzden upgrade'de, yani eşya yükseltmede o tarz bir oran bildirmeyebiliriz. Ama onun dışında tabii ki eşyanın üzerinde net bir açıklama olması gerekiyor. Ne işe yaradı? Yani oyunun her zaman şöyle görmesi lazım oyuncuyu. Bu oyuncu ömründe ilk defa MMORPG oynuyor. Yer bilmez, yol bilmez, iz bilmez. Onu yönlendirmemiz lazım gibi düşünmemiz, o şekilde algılamamız gerekiyor. Ona göre düzenlememiz gerekiyor. Oyuncu ilk adımı attığında hemen yanında, yakınlarında bir NPC olması gerekiyor ki nereye gideceğini bilsin. En azından bir tıklasın, o bir gerekli bazı bilgileri versin. Farklı bir, zaten bizimkinde de öyle. Doğduğunda bir karşılama NPC'si var. Tıklayınca size Dorian hakkında bilgi veriyor. Nasıl bir yer olduğundan bahsediyor. Ondan sonra guide NPC'sine doğru yönlendiriyor ki orada da bazı temel görevleri yapabiliyorsunuz. Bu ileride çok daha detaylı olabilecek. Yine oyun içerisinde bir guide bölümü olacak, rehber bölümü olacak. O bölümü açtığınızda böyle başlıklar olacak, sol tarafta veya sağ tarafta fark etmez. Başlıklar olacak böyle, işte eşya geliştirme, seviye atlama, crafting bilmem ne falan filan, böyle başlıklar olacak. Tıklayıp hem görsel, belki videolu vesaire ayarlanır, nasıl olur bilmiyorum. En kötü görsel ve yazılı açıklamayla en azından temel bazı bilgileri vermemiz gerekiyor. Yani oyuncuyu hiç bilmiyormuş gibi düşünüp yönlendirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim açıklamalarınız için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoşça kal. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Sesim geliyor mu? Hı hı. Ben şu hesap satışı sorusundaki cevabınıza biraz takıldım. Hı hı. Yani hesap satışında ufak bir değişikliğin yapılmasını tavsiye edecektim size, hesap satışlarında. Dediniz ki hesabı satarken biz hep ilk kişiye göre pozisyonumuzu alacağız dediniz, doğru mu? Hı hı. Fakat şöyle de bir şey var. Şimdi bu oyunu biz oynuyorsak hepimiz, hı hı, 20 ile 30 yaş arasındaki kitleyi de katmak var bu işin içerisine veya 30 yaşından büyük insanları da düşünmek var. Örneğin çalışan insanlarımız aşırı derecede fazla. Oyuna emek veremeyebilirler, genç arkadaşlarımız gibi. Ve bu insanlar bir levelden oyuna gelip işte char dizeyim, hesap kasayım demektense hazır kurulmuş bir sistem veya bir char almak isteyeceklerdir. Seviye atlamak o kadar zor olmaz. Yani nasıl diyeyim? Bir ayda falan belki son seviyeye gelebilirsiniz yani. Önemli olan zaten... Bir anlamda değil sadece. Demek istediğim, hazır itemleri var, eşyaları var, donanımlı bir karakter, yüksek hasar verebiliyor diyelim. Her şeyle hazırlanmış bir karakter. Şimdi 30 yaşındaki insanlarımız, yani 40 yaşındaki insanları da ben oyuna teşvik etmek amacıyla söylüyorum. Bu insanları da kazanalım istiyorum. Bu insanlar çünkü ne kadar daha fazla oyun içerisine girerse, hem genç arkadaşlarımız da oyun oynamış olurken yaşlı insanların da tecrübelerinden faydalanmış oluruz. Hani hesap satış konusunda şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim hesabı kastık.
Hesap kasıldı. 6 ay, 5 ay emek verdik. Bu hesabı satmak için oyun içerisinde bir merchant açıp bir karakter Seal Scroll tarzında bir yüzüğe kitleyip onun satışı söz konusu olacak mı? Şu an o tarz bir düşüncemiz yok. Zaten aslında hesap satışı eşya satışından daha tehlikeli. Şu anlamda tehlikeli. Hani insanlar diyor ya, eşya satışı olunca işte biz emek vermiş olacağız, başkası emeğimizi yani hiç edecek şekilde ya da bir an çabuk bir şekilde önümüze geçebilecek falan. Şimdi hesapta böyle bir şey olursa, hesabı aldığında aynı zamanda başarımlarını da almış olacak. O diğer bahsettiğim benim pasif bonusları, onların hepsini elde etmiş olacak. Yani eşyayı alması ondan aslında daha sevimli. Hesap satışı ondan daha çok, yani daha kötü bir durum. Bu pay to win veya işte oyuncuların kötü bir durum ama hani bir yüzüğü diye adlandırıldığı, bir yüzük eşyasının içerisine koyup başka bir insana satılabilir ve o yüzükle aldığım zaman ben kendim bir account açıp kendim e-posta adresinde ben o yüzüğü bastığım zaman kendi alınıma o yüzüğü koymuş olabileceğim yani hesabı. Evet, böylelikle şu aşamada o tarz bir düşüncemiz yok ama ileride eğer çok talep gelirse, oyuncuların bu yönde olumlu bir kanaati oluşursa, olumlu bir görüşü olursa, ortak bir görüşü olursa, bunu en uygun şekilde oyun içerisinde yine herhangi bir güvenlik açığı doğurmadan doğru bir şekilde yönlendirecek şekilde işlemini biz sağlayabiliriz. Nasıl sağlarız? Bir NPC kurulur, sistem kurulur. Oraya bazı verilerini girer. Mesela ne yapar orada? Başarılarını aktarmaz. Diğer şeylerini aktarır. Ya da başka bir şey yapmaz. Başka şeyleri. Yani bunun detaylarıyla birlikte altyapısı yapılır. Ama biz bunların çalışmasına, düşüncesine girmedik. Çünkü bunlar çok ilerisinin konuları. Yani şu aşamada biz onlara yoğunlaşırsak ana hedeflerimizden koparız. Kendi işimize odaklanamayız. Ama bunların da zamanı geldiğinde etüdü yapılacak net bir tavrımız olacak tabii ki. Yani yoruma açık şeyler olmaması gerekiyor bu tarz şeylerde. Aslında birçok şeyde net olması gerekiyor ki oyuncunun da kafası karışmasın. Şunu yaptığımda şu olur, şunu yapmadığımda bu olur gibi net cevabının olması gerekiyor oyuncunun. Bizim de o şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Ben de zaten hani pustan satacağınız bir itemle bir karakter Seal Scroll tarzında hani böylelikle satan kişi sattıktan sonra ticket atıp ya işte ben dolandırıldım, beni çaldılar, hesabımı çaldılar şeklinde bir ticket atıp sizi de suistimal edemeyecek. Hani siz çalışanları da görevinizi kötüye kullandırmayacaklar bu sayede. Alan kişi de mağdur olmayacak, satan kişi de bu şekilde mağduriyetin önüne geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Bir diğer sorum, bu ruh bağı sisteminde yıllar öncesinde X bir oyunun Avrupa sunucusunda Ambindik Scroll olayı vardı. Efendim? Neredeki anlamadım. İsim verebiliyor muyuz? Oyun ismi ve firma ismi vermezsen olabilir. İşte yani bu sektörün kaymağını yiyen oyunu hepimiz biliyoruz. Hepsi kaymağını yiyordur. İyi iş yapıyorlarsa ya da bir şekilde yolunu buldularsa. Yani MMORPG'nin ilk... Kaymağını yiyemiyorsa zaten kapatır oyunu. Hayır. İlk çıkan 2004'te Türkiye'ye gelen, 2002 yılında serverlar açılan oyundan bahsediyorum. Bunun 2011 senesinde Avrupa sunucusu açılmıştı ve onda Ambindik Scroll olayı gelmişti. Yani kitleme olayı. Silah kitleniyor. Aynı sizin yaptığınız ruh bağı sistemindeki gibi. Bu silahın kilidini alıp açıp trade'e açabilmek için ya da pazara satabilmek için atıyorum 500 tane Ambindik Scroll almanız gerekiyordu pustan. Siz bu oyunu bir benchmarking çalışması yaparak, bu oyundan bir ilham alarak mı tasarladınız bunu, yoksa bu fikir nereden çıktı? Ya bahsettiğim gibi zaten önceki sorularda da oyuncuların taleplerine, isteklerine göre bizim bir yol haritamız oldu ilk aşamada. Oradan hareket ettik. Ama bahsettiğin tarz pay to win'in artık kralı oluyor. Yani böyle hem yani yalandan pay to win, yani pay to win yapmıyorum ama yalandan yapmıyorum gibi oluyor. Şöyle hem ruh bağı yapıyorsun, yani o tarz bir şey yapıyorsun, hem de gidip bunu açacak eşyayı
Oyunun mağazası değil mi? Yanlış anlamadım. Hı-hı. Evet, power-up store'da mağazasında, satıyorsun. Oyunun mağazasında parayla satıyorsun. Yani bu çok tezat bir durum. Tezat yani, bir durum ama çok yüksek meblağlara satıyorsun zaten. Tamam, fark etmez. Ben oradan yani dünyanın gelirini de elde edeceğimi bilsem, bu benim anlayışıma ters bir durum olduğu için bunun uygulamasına gidemeyiz. Yani bunu yapıp bir de pay to win'e olabildiğince engel olmaya çalışacağız kendi açımızdan. Yani bu firmanın, hani hep bahsediyorum, firmanın ön ayak olduğu pay to win var. Bir de oyuncuların bazı aksiyonlarıyla gerçekleşen pay to win durumları var. Firma anlamında biz üzerimize düşeni kesinlikle sonuna kadar yapacağız. Yani pay to win'e ön ayak olmayacağız biz. Ama oyuncular illaki bir şekilde kendileri kırmak isteyecek. Ne yapacak? İşte kendisi oyun içinde de yapabilir. Yani oyun parasıyla gidip bir şeyleri kendi arkadaşlarına verebilir, satabilir, başka şeyler yapabilir. Yani bunun biz önüne geçemeyiz. Oyun içerisindeki şeylerin, ticaretin. Oyun içerisindeki ticareti kaldırın diyorlar. Oyun içerisindeki ticaretin kapalı olduğu oyunların Türkiye'de tercih edilebilir durumluğuna da bakmak gerekiyor. Yani bunun yüzde kaçı, bunun araştırmasını yapan var mı? Biz bunların da oranlarına bakıyoruz. Biz bunların da araştırmalarını yapıyoruz. İnsanların ne derece neye yatkın olduğunu da araştırıyoruz. Yani sonuçta bir ticaret, yani her ne kadar oyuncular eğlensin diye bir oyun yapıyor olsak da bunun bir ticari boyutu da var. Yani ticari kaygı da bulunuyor. Yani bunun sonuçlarını düşünmeden sadece duygusal hareket ederek ben şöyle bir oyun olmasını istiyorum, bu şekilde yola çıktım gibi bir düşünce olamaz. Yani bunu sadece hiç kimseyi üzmeyecek şekilde, yani oyuncuları da firmayı da üzmeyecek şekilde ayarında yapmak gerekiyor. Şimdi örneğin season pass verdik diyelim, season pass satışı yaptık. Örnek veriyorum, 100 lira gibi bir şeye satıldı diyelim. Bu 100 lira gibi bir şey sattıktan sonra Season Pass içerisinde alınan ödüllerde mağazada parayla ayrı ayrı alabileceği ödüllerden en az böyle 2 katı kadar ödül vermen lazım ki o kişi gitsin Season Pass alsın, hem ödülleri yapsın hem de en azından, bak yani oraya bir şey verdim ama en azından fazlasıyla aldım, hem de ekstra ödüller aldım, hem de eğlenmiş oldum, ekstra farklı görevler yapmış oldum desin ki bir anlamı olsun. Yani biz bunda bile böyle cimri bir tavıra veya işte oyuncudan ne koparsak, nereden ne koparsak kârdır tarzında bir yapıda olmayacağız. Yani bizim hep baştan tavrımız belli aslında ve aslında hani Türkiye şartlarında bu da yeterli bir düzeyde. Yani bizim için yeterli bir düzeyde. Eğer yurt dışında olsaydık, çalışanlarımız yurt dışında olsaydı, farklı farklı şeyler olsaydı, o zaman daha farklı şeyler düşünebilirdik. Bir de bazen mesela şununla kıyaslıyor oyuncular. Diyor ki işte 1 milyon oyuncusu olan bir oyunla kıyaslıyor. Diyor ki orada sadece şu satılıyor, bu satılıyor, kozmetik satılıyor. 1 milyon kişinin her biri 1 lira bile atsa, yani belirli bir şey, yani 1 dolar bile verse aylık, firmanın eline hatırı sayılır bir para geçiyor. Ama işte Türkiye şartlarında yeni bir oyun yapıyorsun ve ilk seneler birçok oturması, zaman alması derken birkaç sene zaten böyle sancılı geçecek. Sen bir de hemen böyle 100 bin 200 bin kişiye direkt hitap etmeyeceksin ki aktif anlamında, aktif oyuncu anlamında. İlla ki böyle bir kafamızda bazı rakamlar var ve en azından bizim bu çalışmayı sürdürebilmemiz için, ama oyuncuyu da üzmeden minimum geliri elde edecek şekilde, yani minimum geliri derken geliştirmeye yetecek kadar, en azından bu işlemi sürdürebilecek kadar bir şey içerisine girmemiz gerekiyor. Yani şöyle hayalci de konuşabilirdim işte sizinle belki. Kesinlikle pay to win olmayacak, sadece her şey kozmetik olacak, hiç en ufak işte premium bile satmayacağız, season pass bile satmayacağız. Şuna, o zaman hiç kimsenin inanmaması gerekirdi bana. Ama biz en baştan beri söylüyoruz, diyoruz ki bizim ana gelir kaynaklarımızdan birisi Season Pass, sonra Premium, sonrasında isteyen de kozmetik gibi şeyler alabilecek. Kozmetik dediğiniz bu skin tarzında değil mi? Tabii, onlar gibi. Yani her şey satılabilir. Yani aklına gelebilecek her şeyler. Yeteneğin bir FX'i olabilir, bir emoji olabilir, farklı bir şey olabilir. Yani bunların birçok şeyin satışı yapılabilir. Bunların da zaten satışı
hiç kimseyi gocundurmaz. Çünkü herhangi bir oyuncudan seni üstün kılmaz. Sadece görsel anlamda belki bir üstün kılar. Onu da zaten kimsenin itirazı olmaz. Peki insanlar bu kozmetik ürünlerini veya skinleri sizden satın alıp, kredi kartıyla satın alıp kendisi başka bir oyuncuya satabilecek mi? Hayır, mağazada satılan hiçbir ürünü transfer edemeyecekler. Mağazada aldın mı bir ürünü üzerinde kalacak. Hiç kimseye, yani ruh bağı olacak ve hiç kimseye yani hiçbir şekilde açamayacaksın. Eğer bakarız şu ruh bağı eşyası mağazada satılan eşyayı açacak kadar değerli, yani açmayacak kadar değerli olursa belki onun da açmasına müsaade ederiz. Çünkü kimse zaten ona harcamaz belki. O zaman onun için kısıtlamaya gerek kalmaz. Ama bakarız onun için şey oluyor. Hani mağazada bazı ürünler yine hatırı sayılır derecede değerli kalıyorsa o zaman onların da açmasına izin vermeyiz o ruh bağı açan eşyaların. Ama kimse de sanmıyorum gidip o kadar sezonu bitirecek de şey yapacak, zar zor bir tane kazanacak. Onunla gidip mağazadaki bir tane eşya için kullanacak. Ben sanmıyorum yani. Yani anladığım kadarıyla bu ruh bağı sistemini getirirken siz herhangi bir firmadan bir ilham almadınız değil mi? Kendi çabalarınızla. Ya kendimizin ürettiği bir şey değil bu. Yıllardır bütün MMORPG'lerde, RPG'lerde birçok oyunda olan bir sistem. Bizim zaten bu aşamadan sonra yani 2021 yılında hiç kullanılmamış bir sistemi çıkarma gibi bir ihtimalimiz çok düşük. Çünkü ne yaparsak yapalım var, örneği var. Çünkü yüzlerce, binlerce oyun var. Yani ne düşünürseniz düşünün, bir örneği var bir yerde. Herhangi bir, yani bir çizim yapıyorsunuz, tamamen üretiyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Biri diyor ki falanca yerdekine benzemiş, bakıyorsun alakası yok ama benzetiyor sonuçta. Biri başka diyor şuna benzemiş. 4 tane, 5 tane farklı yerden farklı şeye benzetin olabiliyor. Yani insan da farklı şeylere benzetebiliyor. Yani diğer şeyler de, hatta ben şunu söylüyordum. Her oyun geçmişi olan, farklı oyunlardan geçmişi olanlar böyle oyunun farklı farklı bölümlerinde, şu an için söylemiyorum özellikle resmi sürümde, farklı farklı bölümlerinde, aa işte ben şurası, ben şu tarz bir oyun oynamıştım, oradan bana şunu hatırlatıyor, bunu hatırlatıyor gibi diyecekler. Çünkü biz bunu oradan ilham almasak bile benzetecek. Çünkü benzemeyen bir şey bulma şansın yok. Hani bu şu gibi, şu an bir araba çıkaracaksın ama araba, yani herhangi bir arabaya benzemeyen bir araba çıkarabilir misin? Yani ya böyle üçgen yapacaksın, piramit şeklinde yapacaksın, saçma sapan gudubet bir şey yapacaksın ki ancak benzemesin. Yani böyle benzemeyeceğiz ya da herhangi bir yerde birazcık benzeri çıkmayacak diye de saçma sapan bir şey uyduramayız. Ama şu anki görüntü için konuşmuyorum. Resmi sürüm için konuşuyorum. Şu anki görüntü, bahsettim, belirli bir adaptasyon süreci var. Şu an adaptasyon sürecinde yavaş yavaş bazı geliştirmeler yapılacak. Resmi sürüme kadar güzel bir şekilde işlenmeye çalışacak. Size de güzel bir oyun sunmaya çalışacağız. İlerleyen aşamalarda farklı şirketlere kapınızı açma gibi bir durum söz konusu mu? Yani bahsettiğim şey, literatürde firmalar karşılıklı etkinliklere giderler, iş seyahatlerini çıkarlar. Veya İstanbul'da GameX fuarlarında buluşulma söz konusu olur, sempozyumlar olur, forumlar olur. Yani siz farklı şirketlere, sizin tarzınızda MMORPG oyunu yapan firmalara yollayacak mısınız çalışanlarınızı veya size gelecekler mi? Çünkü bir firmanın kopyalanabilir ürünleri de olduğu gibi kopyalanamaz. Sadece kendine has özgü değerleri vardır. Onları zaten paylaşmanızı kimse istemez. Fakat diğer değerlerinizi paylaşmayı düşünüyor musunuz? Şimdi değer paylaşma konusunda ne kastediyorsun bilmiyorum ama hani böyle sanatsal şeylerden bahsediyorsan, bizim zaten şu ana kadar tüm çizimlerimiz, bu yaratıklar olsun, silahlar olsun, diğer şeyler olsun, ta böyle 2 sene öncesinden, 3 sene öncesinden veya işte 1 sene öncesinden farklı farklı dönemlerde lisansları alındı hep. Onun dışında böyle bizim birçok şeye açığız. Yeniliğe, gelişmeye, birçok etkinliğe, yani sadece oyun içerisinde değil, oyun dışında da bizim farklı etkinlikler, turnuvalar veya farklı kampanyalar. Şu an Alfa'da bile oyuncular sıkılmasın diye birkaç etkinlik ekledik. Yani bunu yapmak zorunda değildik. Kimse de beklemezdi zaten ama biz daha buradan bile aslında göstermek istedik bizim bu yapıda olduğumuzu. Biz sürekli insanlara
hem böyle oyun içerisinde insanları eğlendirirken hem de böyle bazı küçük hediyeler ya da farklı şeyler verelim. Onun dışında yine böyle sempozyumlar olsun, farklı şeyler olsun. Bunlara hep katılacağız zaten ki şu aşamada bile biz e-spor, yani TESFED başkanıyla görüştük geçen haftalarda. Yani Türkiye E-spor Federasyonu başkanıyla görüştük. Projemizi anlattık, bahsettik böyle böyle vesaire diye. Bir ziyaret gerçekleştirdik kendisine. İade ziyaret sözü de aldık. Yani oyun çıksın, sonrasında iletişimde oluruz. O konuda biz de isteriz e-spor faaliyetlerinin olmasını işte vesaire böyle konuşmalar oldu. Yani biz bu aşamada bile bunların görüşmelerini sağlıyoruz. Biz ileride tabii ki MMORPG'nin şu haliyle bir e-spor durumu olamaz ama nasıl yaparsın? Bir mod yaparsın, farklı bir mod çıkarırsın. O modda oyuncuları eşit düzeyde kılabilecek ya da farklı şekilde, yani eşit başlayabileceği ama sonrasında güç farklılıklarının oluşabileceği bir sistem ayarlarsın. Bu şekilde bir sistem kurup bir mod ayarlayıp e-spor yapma düşüncemiz de var. Yani aslında bizim bu anlamda çok düşüncemiz var ama işte şu aşamada onlara daha sıra gelmedi. Hepsinin zamanı var. Hepsinin böyle milestone diyeceğimiz böyle işte kilometre taşı gibi zamanları var. Geldikçe yapacağız. Zamanı geldikçe şu an önce oyunumuzu sağlam bir şekilde yapalım. Oyuncular güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde oynayabilsin. Ardından içeriğini daha güzel dolduralım, daha güzel oynayabilsin. Ardından bunu işte farklı etkinliklerle oyunculara daha yeni şeyler sunalım. Sonrasında işte farklı farklı işte sınıf olsun, ırk olsun, bunlara bakalım. Sonrasında dışarıdan yani fiziki etkinlikler olabilir, neler olabilir, bunlara bakalım. Yani bunun sonu kesilmeyecek. Oyuncu MMORPG'de şöyle bir şey yok, yani şöyle bir mantık yok. Hani kazanan kadro değişmez gibi böyle bir mantık yok. Yani şu an oyuncular oynuyor, tamam, bu değişmez gibi böyle bir mantık yok. Sürekli geliştirmek durumundasın. Sürekli oyuncuyu sıkmamak adına. Çünkü MMORPG en çok böyle vakit harcanan oyunlardan birisi. Ve insanlar bu kadar vakit harcadıkça sıkılmaya başlar. Herhangi bir şeye bu kadar vakit harcadıkça sıkılmaya başlar. Bu yüzden yeni şeyler olmalı ki sıkılmasın. Yani peki, bu bahsettiğim farklı firmalarla bir benchmarking, kıyaslama çalışması yapacak mısınız? Bu firmalarla bir değişim mühendisliği söz konusu olacak mı? Hani benim daha çok sorduğum, hani almak istediğim cevap, şimdi yeniliğe açık olalım, yenilikçi, inovatif bir insan olalım, bir firma olalım istiyorum. Yani buradaki şu an 300 kişi izleyen, dinleyen saatlerce şu an buradayız. İlk defa bir milli gururumuz ortaya çıkmış. 90'lı yıllardan sonra bir MMORPG üretilmiş ve bu Türkiye'de üretilmiş ve 20 kişilik bir Türk vatandaşının eseri olmuş bu ürün ve biz de bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Demek istediğim, yeniliğe sürekli açık olup Japonlardaki Kaizen felsefesi gibi sürekli yenilim, sürekli değişme, sürekli yenileşmeye önem veren bir firma mı olacaksınız? Başka firmaların kopyalanabilir kaynaklarını alıp üzerine bir değişim mühendisliği yapacak mısınız? Veya tersine mühendislik söz konusu olacak mı? Yani etkileşim halinde olacak mısınız? Yoksa dışarıya kapalı, çevreye kapalı bir soru güzel gidiyordu. Bir anda böyle biraz yoldan saptı gibi oldu ama ben şöyle söyleyeyim. Yani biz mesela diyelim ki bir sınıf eklenecek. Bu yeni eklenecek bir sınıf. Örneğin Uzak Doğu kültürüne ait. Uzak Doğu kültürüne ait bir çalışma yapılır. Yani dışarıdan bir destek alınır. Bu kültürü daha iyi yansıtma anlamında tam olarak neler gerekir? Örneğin bir Uzak Doğu samuray tarzında bir şey ekliyorsunuz diyelim. Sınıf, örnek veriyorum, o tarz bir şey eklenmeyecek de örnek veriyorum. O tarz bir şey eklenecekse veya bir monk tarzında bir sınıf eklenecekse bunun felsefesini iyi bilmek gerekir. Bununla ilgili o alanda uzman kişilere danışmak gerekebilir. Biz bunları yaparız. Yani böyle biz bu şekilde düşünüyoruz, bu şekilde olur deyip böyle bir çalışma yapılamaz zaten. Bu tarz bir çalışma metodu da düşünülemez. Sizin her alanda uzman kişilerle çalışmanız gerekiyor. Yine ilerleyen zamanlarda biz belki yeri gelecek Unreal Engine konusunda daha uzman kişilere başvuracağız. Veya işte farklı konularda daha uzman ışıklandırma için belki çok çok böyle alanında uzman kişilere başvuracağız.
gelip projenin başına belirli bir süre belki davet edeceğiz, o şekilde bir çalışma yapacağız. Böyle böyle farklı alanlarda çalışma yapmamız gerekiyor. Zaten şu an mevcut ekiple biz gelişebildiğimiz kadar gelişiriz, oyunda ne kadar gelişirsek diye bir mantık olamaz. Eğer globali hedefliyorsanız, iyi bir yerlere gelmek istiyorsanız sizin profesyonel yardım almanız şart. Sadece kendi birikimimizle, yeteneğimizle bir yerlere kadar geliriz gibi bir düşünce yapısı olmaz. Bu bahsettiğim tabii yıllar, yani yıllar içerisinde zamanla olacak şeyler. Öyle hemen birden olabilecek şeyler değil. Firmada gelir elde ettikçe, bir şeyler kazandıkça onu bir yatırım gibi oyunu da geliştirerek kullanacak. Bir diğer sorum, biz oyunu oynayan oyuncular, şimdi bu oyunu oynarken art niyetli insanlar çok olacaktır. Baltalamak isteyen insanlar fazla olacaktır bu oyun içerisinde. Yani iyi insanlar da olacak, ahlaklı insanlar, kötü insanlar da olacak. Bunu engellemek adına güzel ahlakı teşvik edebilecek ödüller veya sistemler getirmeyi düşünüyor musunuz? Örneğin bir oyuncu, bir player ne kadar saygılı veya ne kadar ahlaklı bir oyun oynarsa onu sezon sonunda ödüllendirmek veya buna teşvik edici yaptırımlar söz konusu olacak mı? Hani bu sayede insanların belki oyun oynarken daha art niyetli olan insanları biraz daha hoşgörülü bir insan haline dönüştürebiliriz. Oynanabilirliği ve keyfi arttırabiliriz diye düşünüyorum ben. Şöyle, bizim hani geliştirme birimi olarak düşündüğümüz şöyle bir şey var. Oyuncuların bir sicil defteri gibi bir şeyi olur. Künyesi olur daha doğrusu. Bazı oyunlarda reputasyon diye geçebilir. Farklı farklı şekillerde geçebilir. Burada aldığı cezaları, diğer şeyleri böyle player inspect yaparak, yani oyuncunun bazı bilgilerini, en azından karakter bilgilerini görüntüleyerek görebileceği bir sistem oluşturursak, biz mesela oyuncunun da işte aldığı cezaları oraya yansıtırsak veya farklı başarıları yansıtırsak, orada bir belirli bir künye oluşur. Bu künyeyi de diğer oyuncular görürse eğer, bu tarz bir hem caydırıcı olabilir, insanlar biraz daha çekinebilir bu tarz, çünkü insanların herkes görebilir beni, bu şekilde tanıyabilir beni gibi düşüneceği için biraz caydırıcı olabilir. Hem de diğer biraz daha hoşgörünün yayılması açısından, biraz daha böyle iyiliğin yayılması açısından teşvik edici olabilir. Örneğin mesela bir klan oyuncu almak istiyor. Künyesine bakmadan belki almayacak. Künyesindeki notlara göre, yani geçmişte herhangi bir vukuatı var mı yok mu, bir ceza almış mı, ne kadar düzgün bir oyuncu, buna bakıp belki alım yapacak. Son sorumu da sorayım. Bu optimizasyonla, ekran kartı işlemcilerle alakalı. Ondan sonra müsaadenizle inmek isterim. Ryzen sisteme sahip olan insanların, arkadaşlarımızın özellikle RX ekran kartlarıyla veya RX 5100, 5500X'te RX 570-80 kullananların kontrol merkezinden oyunu çalıştırdıklarında FPS dropları yaşadığını gördük. Yani oyun normal haliyle çalıştırdığımızda bir sıkıntı yok. Fakat Radeon'un kendi kontrol merkezinden oyunun launcher'ını ekleyip oyuna girdiğimizde FPS düşüşü var. Siz ekran kartları olarak oyun için Nvidia ekran kartlarını mı öneriyorsunuz? Veya oyunu çalıştırırken nasıl çalıştırmalıyız? Oyunu normal başlatalım mı? Yoksa ekran kartının GPU'sunu ayarını yapıp mı başlatalım? Hani RX ekran kartlarında sıkıntı var, haberiniz olsun. Nvidia GeForce'larda bir sıkıntı yok, fakat AMD ekran kartlarında bir FPS düşüşü var. Şimdi ben konu hakkında her ne kadar kısmen bilgi sahibi olsam da buna benim cevap vermem çok doğru olmaz sanırım. Çünkü ilk merci ben değilim. Buna cevap verecek ilk merci ben değilim. Geliştirici ekibin veya teknik ekibin cevap vermesi daha uygun olacaktır. İsterseniz bu tarz endişelerinizi, bildirimlerinizi bildirebilirsiniz. Oyun içi de bildirebilirsiniz. Forumdan veya diğer kanallarımızdan bildirebilirsiniz. Onlar size daha tatmin edici, daha sağlıklı bilgi verir. Benim verdiğim bilgi burada biraz kısır kalır. Doğru da olmaz zaten. Herkes kendi alanıyla ilgili doğru cevap, yani cevap verirse daha
mantıklı hareket ederiz diye düşünüyorum. Oyun içerisinden bir ayar getirecek misiniz? Bu örneğin düşük ayar, orta ayar, yüksek ayar diye böyle tek tıkla seçeceğimiz ayarlar olacak mı? Var şu an. Şu anda var ama optimizasyonu etkili değil, etkin değil. Yani düzgün çalışmıyor. Yani biz bunu denedik çünkü RX ekran kartlarında. RX yani AMD ekran kartlarında evet. mı etkili çalışmıyor? Evet. Anladım. Yine aynı yere dönüyoruz. Yani aslında bu konuyla ilgili teknik ekip daha doğru bilgi verebilir. Şimdi ben tam olarak neden kaynaklandığını detaylı iletemem size. Burada farazi belki bazı şeylerde bulunurum, varsayımlarda bulunurum ama o da doğru olmaz. Tatmin edici de olmaz zaten. Sizin konunuz biraz daha teknik bir soru olduğu için onunla ilgili isterseniz forumda ya da oyun içerisinde bize iletin. Zaten onlar ilgili birime yönlendirilir. Ona göre cevaplanır. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.